Arjantin Dogo yavrumuz. Şimdi Nevzat kardeşimiz geliyor. Ona güzel teslim edeceğiz. Bak. Otur kızım, otur. Otur bakalım. Videoda sensör falan diyorlar, bilmem ne, fotomontaj yok yani, doğal videoyu çekiyoruz. Kardeşimiz burada apartmanda yaşıyor. Allah nasip ederse yavrumuzu teslim edeceğiz. 3-4 gün önce kardeşimize bir yavru vermiştik. Pitbull yavrusu, Aliş'in soyundan. Ölmüş ve hastalıklı gelmiş bize. Serik'ten gelmişti. Satan aldığımız kardeşimiz de, o da anlamamış köpeğin hasta olduğunu. Normalde anlaması lazımdı. Anlamamış. Çünkü köpek hasta olduğunu 3-4 gün önceden belli eder. Zaten halsizleşir filan. O da anlamamış köpeği. Yemin filan etti kendi kendine, bize inandık biz de. Önemli değil. Onuna cezasını sonra kendimiz keseceğiz zaten. Onun cezası bir yavru ileride alacağız kardeşimizden. Şimdi ben kendi yavrularımdan, dogolardan vardı. A kalite Arjantin Dogo yavrusu. Onun yavrusundan getirdim. Kardeşimizin hakkı kalmasın diye bir tane Arjantin Dogo vereceğiz kardeşimize. Şimdi birazdan gelir yukarıdan. Pişt, Bıdırık, ne haber? Ha? Ha? Ne haber? Dogo. Güzel. Ne yapıyorsun oğlum? Gel. Gel. Öğrenci kardeşimiz A kalite bir pitbull almıştı. Hakkını vermişti. American Red Nose Pitbull Terrier. Aliş'in soyundan almıştı. 1500 liraya para vermişti. Ve biz sattığımız köpeğin her zaman arkasındayız. Hiçbir zaman sattığımız köpeğe öldü veya hastalı sende oldu bilmem ne kıvırmayız. Sattığımız köpeğin 90 gün sürece arkasındayız. Şu anda kardeşimize hakkını verdiği için güzel bir kaliteli yavru almıştı. Öldü. Allah yazgısı öyleymiş, kaderi öyleymiş. Neyse. Şimdi bir yavru daha veriyoruz kardeşimize. Değil mi oğlum? Ha? 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 Tosun Paşa, ne oldu? Hadi Nevzat, hadi Nevzat. Doğal olarak kardeşimiz, pitbull alan kardeşimiz Nevzat. Nevzat ne yapıyorsun babam? Nasılsınız? İyi vallahi ya. Gel yavrumuza bak bakalım. Nevzat kardeşimize daha önce yavrumuzu vermiştik ama gece saat 1.30'da teslim etmiştik değil mi Nevzat? Evet abi. Ya 1.30'da teslim ettik ama hasta geldi yavru bize Serik'ten. Bende de 2 saat durduğu için ben de anlamadım yavruyu. Ama hissetmiştim zaten. Neyse, olan oldu yavrumuzu. Şimdi yerine bir tane Arjantin Dogo. Al al, kucakla onu Nevzat. Al kucakla güzelce ne. Kardeşimiz öğrenci. Hakkını vermişti. Kaliteli bir yavru almıştı.
O kaliteli yavru öldü ve arkasındayız sattığımız köpeğin. Şimdi yerine bir tane kardeşimize bir yavru daha hediye veriyoruz. Hediye demeyelim. Zaten hakkını verdi çocuk. Aldı zaten değil mi Nevzat? Yani hediye demeyelim ama sattığımız köpeğin arkasındayız. Bir tane daha yavru veriyoruz. Nevzat kardeşim tüyü kadar ömrü olsun. Eyvallah Allah abi. uzun ömür versin. İnşallah. İnşallah bunda bir şey olmaz. Bu kendi yavrum zaten. Bunda hastalık yok. Bomba gibi. Kendim İyi zaten yetiştirdim. abi. Artı Kendinden buna biri belli. şey vermedim buna. Anne sütünden başka bir de konserveden başka hiçbir şey vermedim ben buna. İç parazitlerini kendim yaptım. Kontil veriyorum. Kontilini verdim. Canavar gibi bir yavru. Şimdi senin yapman gereken tek şey güzelcene bir bunu Dalin şampuanla yıkayacaksın. Evet Allah'ım. Tamam mı? Hazırım. Dalin şampuanla yıkadıktan sonra tertemiz. Evde bakabilirsin. Ben aslında şimdi beraber bir Mustafa Koç'a götürelim diyecektim aslında. Bir iç dış parazit yapar bunda. Anladın mı? Şöyle bir bittir, piredir falan olabilir anladın mı? Evet, Onun bitiyor herhalde için gördüm. bir ilacını yapar, fısfısını yapar tamam mı? Ondan sonra bir aşı gerekiyorsa aşı yaptırırız orada Eyvallah. tamam mı? Onun için dedim beraber götürelim olmazsa. Bir ilk gelen ilk tedavilerini yapsın Evet, orada. onu İyi karnesini dedim ya. çıkarsın tamam mı? Ondan sonra yarın bir gün kendin de götürebilirsin bir hafta sonra. Anladın mı? İstersen vaktin varsa gidelim. Saat kaç abi şimdi? Şu anda saat kaç? Ben videoyu çekiyorum doğal olarak. Saati bilmiyorum gözükmüyor burada. Gözükmüyor. Saat kaç? Var mı telefon? Var ya 3 saat. abi. Şimdi 3. saat 5.30 gibi burada olabilir miyim ben? Saat 3, 4, 2 saat var. 5. 1,5 saat mı? 2.5 saat var. Oluruz canım 2,5 saate ya. Tamam abi. He gider geliriz. Tamam. Güzelce gidelim. Bir iç dış parazit yapar. Bir fısfısı yapar. Bir karnesini çıkartır. Anladın mı? Ondan Temizliğini sonra yapacağım. güzelce yine tertemiz getirirsin. Ama o zaman yıkamana gerek yok. O zaman çünkü dış parazit yapacak ya kendi. Tamam mı? O şimdi annesinin yanında orada durduğu için çatıda köpekleri oraya götürdük ya köye. Biliyorsun. Bak bakayım bir. Şöyle. Tüy kadar ömrü olsun Amin. kardeşim. Amin. Sahiplendirdik. Kardeşimize teslim ettik. Şimdi veterinere gideceğiz. Orada güzelcene aşılarını yaptıracağız. İlk tedavisini yaptıracağız. Şimdi Mustafa Koç'a geldik. Yavrumuzu getirdik kardeşimizden. Güzel. Arabası olmadığı için kendi arabamla getirdim kardeşimize. Bayağı bir uzak yerdeler çünkü. Antalya Manavgat'ta Mustafa Koç Veteriner Kliniği kalitenin hakkını verir ve hakkını da alan profesyonel bir veteriner kliniği Antalya Manavgat'ta. Tüm arkadaşlara tavsiye ederim gelmelerine. Hakkını verir, işin hakkını verir. Gerçekten hakkını da alır yani. Ama paraya düşkünse, klibikse, şeyse, pintiyse hiç gelmesin buraya. Derim yani. Ve şimdi geldik kardeşimize yavrumuzu iç dış parazitini yaptıracağız. Selamun aleyküm. Ramazan. Ne yapıyorsun kardeşim? Evet. Ne yapıyorsunuz? Şu evladı dünkü evlat kanlıysal olan öldü. Gitti. Onun yerine ben kardeşime bir tane de dogo verdim. Ama şimdi şöyle bir şey. Şimdi bir iş Koyma. koyma yere koyma. İç dış parazit yapacağız biz sadece. Sok içeriye. Konuşalım. Senle konuşalım. Biz arkadaşıma teknik uyarılar. Götürdün mü kardeşim sen bunu eve? Yok, eve götürmedim. Götürmedin. Üzerini değiştirdin değil mi? Evet, üzerini değiştirdim. Tamam. Kardeşimize tamam ben yıkattırdım onu çamaşır suyuyla falan Tamam. içeriye. Şimdi bak ben desek sana birkaç bilgi vereceğim. ha Kapatalım. sen mi kapıyı kapatayım Şimdi ben bak. Parvovirüs köpeklerde kanlı ishali yapıyor. Tamam mı? Köpeklerde kanlı ishali yapan bu virüs kedilerde gençlik hastalığını yapar. Aynı şekilde kediye de bulaştırır. Kediden olduğu noktalarda da bulundurmayacaksın. Tamam mı? Bu nasıl bulaşır biliyor musun? Enfekte hayvanın yani hasta hayvanın salyasıyla, dışkısıyla, vücut akıntılarıyla bulaşır. Tamam mı? İnkübasyon süresi 2 ile 10 gün.
herhangi bir zamanda senin karşına çıkabilir bu hastalık. Hı-hı. Sen şimdi bir hayvanda köpek kanlı selinden kaybettin. Hı-hı. Bak şimdi ben burada bir çizelge çıkarttık biz. Senin bunu okumanı istiyorum ben. Çünkü senin üzerinde ne kadar süre canlı kaldığını oku ki... Kardeşimize Ramazan Hoca bilgilendirme yapıyor şimdi. Bilgilendirmesini yaptıktan sonra artı veteriner kliniği. Burada bir tane canavar var. Big sexy man. Hello de. Veteriner kliniği. Mustafa Koç. Herkese tavsiye ederim. Kalitenin hizmet isteyen kardeşlere burada hizmetin karşılığını alabilirsiniz. Paranızda rezil olmazsınız. Buna inanın. Ve videoyu burada sonluyorum arkadaşlar. Herkese hayırlı günler.